Bu videoda çok basamaklı sayıları toplama konusunda sorular çözeceğiz. Bu videodaki asıl amacımız soruların doğru yanıtını bulmaktan çok kullanacağımız yöntemin nasıl işlediğini anlamak. Belki 40762 ile 30473'ü toplayalım. Sizden ricam videoyu durdurmanız ve önce kendi başınıza çözmeyi denemeniz ama ardından bu videoyu izlemenizi ısrarla öneriyorum. Çünkü yöntemin nasıl işlediğini öğrenmeniz açısından bu çok önemli. İlk olarak basamak değerlerini dikkate alacağız. İlk sayının en büyük basamağı on binler basamağı. On binler var değil mi? Evet. Ardından binler var, ardından yüzler var. Bunları yazıyla da yazabilirdim ama rakam kullanmak işimizi hızlandırıyor açıkçası ve ardından onlar var ve son olarak da birler var. Evet, onu farklı bir renkle yazayım tablo biçimi de vereyim. Tamam. Şimdi her iki sayıyı da on binler, binler, yüzler, onlar ve birler türünden yazacağım. Ardından standart yöntemi kullanacağım. Standart algoritma dendiği de oluyor buna. Algoritma herhangi bir amaçla kullanılan sistem anlamına gelen daha süslü bir kelime. Gelin ilk olarak sayıları yazalım. Burada dört adet 10.000 var öyle değil mi? 1, 2, 3 4 ve burada 3 adet 10.000 var. 1 2 3. En sonunda bu ikisini toplayacağım. Her iki sayının da binler basamağında 0 var. O nedenle bu sütuna hiçbir şey yazmayacağım. Bu sayının yüzler basamağında 7 var. 1 2 3 4 5 6 7. Bu sayının yüzler basamağında da 4 var. 1 2 3 4. Sıra geldi onlar basamağına. Bu sayının onlar basamağında 6 var. 1 2 3 4 5 6. Bu sayının onlar basamağında da 7 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve son olarak da birler basamağındayız. Bu sayının birler basamağında 2 var. 1 ve 2. Bu sayının birler basamağında da 3 var. 1, 2, 3 sayıları tabloya bakarak yazalım. 4 adet 10.000 var yani 40.000, 0 adet 1.000 var, 0'ı da yazalım. 7 adet 100 var, 6 adet 10 var. Son olarak da 2 adet 1 var. Gördüğünüz gibi aynı sayıyı 2 ayrı biçimde göstermiş olduk. Aşağıdaki sayıyı da yazalım. 3 adet 10.000 var, 0 adet 1.000 4 adet 100 var ve 7 adet 10 var. Son olarak da 3 adet 1 var. Şimdi gelin bizden istendiği üzere ikisini toplayalım. Hem burada hem de burada toplama yapacağım. Standart yöntemde en küçük basamaktan başlıyoruz biliyorsunuz değil mi? 2 adet 1 artı 3 adet 1 daha 5 adet 1 eder. Benzer şekilde 2 adet 1 artı 3 adet 1 daha 1, 2, 3, 4 ve 5 adet 1 eder. Güzel, şu ana kadar işler yolunda. Sıra geldi onlar basamağına. Onlar basamağında 6 adet 10 artı 7 adet 10 var. Standart yöntemde bunun toplamı 13 adet 10 eder. 13 adet 10 da 3 adet 10 artı 1 adet 100'e eşittir. Bu nedenle gruplandırma yapacağız. 3 adet 10'u buraya yazacağız ve 1 adet 100'ü de buraya yazacağız. Buna bazen biri buraya taşımak dendiği de olur. Peki 6 ile 7'nin toplamı 13 eder. 13'ün birini buraya taşıyarak büyülü bir iş yapmış gibi olurlar ama aslında 13 adet 10'un 10 adedini alıp yüzler basamağı grubuna dahil ediyorsunuz. Hepsi bu. Bu yanda yaptığımız toplama işleminde daha açık olarak göreceksiniz bunu. Evet, burada 6 adet, burada da 7 adet 10 var. Topladığınızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 adet 10 yapar. Sağ yanda yaptığımız şey şuydu. Bu işaretlediğim bölüm, evet burası 100'e eşittir. Bunları alıp bir adet 100'e dönüştürüyorum. Böylece onlar basamağına 3 yazıyorum, yüzler basamağına da 1 ekliyorum. Bir nevi para bütünlemek gibi. Peki, yüzler basamağındaki durum ne oldu? Gelin burada devam edelim. Buradaki işlemler daha ilginç. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 adet 100 var alta yazayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 aynı şey oldu değil mi geleneksel sayı sistemimize göre bu basamakta 12'yi yazabileceğimiz kadar yer yok bu nedenle bunların 10 adedini alıp bir adet bine dönüştüreceğim 10 adedini alıp bir adet 1000 yazıyorum Aynı şeyi burada da yapalım. 1 artı 7 artı 4, 12 eder. 12'yi 2 adet 100, 12 adet 100'ün ikisini yazdık. 12'yi 2 adet 100 artı 1 adet 1000 olarak yazarız. 10 adetini gruplandırdık. Binler basamağına geldik. 1 artı 0 artı 0, 1 eder. Zaten soldaki tabloda da görünüyor. 1 adet 1000 etti, öyle değil mi? son olarak da 10 binler basamağına geldik 4 adet 10 bin artı 3 adet 10 bin 7 adet 10 eder ve 4 adet 10 bin artı 3 adet 10 bin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet 7 adet 10.000 eder. Peki bu sayı ne oldu? 71.235. Sağdaki de 71.235. Bu iki sayının neden birbirine eşit çıktığını umarım kavramışsınızdır. Büyü yaparak sayıları taşıdığımız veya gruplandırdığımız falan yok. Tek yaptığımız aynı sayıyı farklı yollarla göstermek.